olmuştu. Hem de 1926 yılında. Peki bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Hoş geldiniz. Gerçekleştireceğiniz çelenk merasimimiz Temmuz eşliğinde iktisadi bağımsızlık yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. İzmir İktisat Kongresi temalı sergimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Helalim! Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa etmek için iki temel strateji tasarladı ve uyguladı. Birincisi kurtuluş stratejisi, ikincisi ise kuruluş stratejisi. Mustafa Kemal Atatürk olağanüstü bir siyasi ve askeri dehaya sahip olmasına rağmen her iki stratejiyi de ortak akla güvenerek tasarladı. Amasya tamimiyle kurtuluşa giden stratejiyi hazırlamaya başladı. Erzurum ve Sivas kongreleriyle ilmik ilmik ördü
ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi ile taşlandırdı. Kuruluşa giden yolu ise İzmir'de İktisat Kongresi'nde belirledi. Yaşadığı çağın tartışmasız en güçlü liderinin ortak akla gösterdiği teveccüh, bana göre bu tarihi hadiselerden günümüze süzülüp gelen en önemli mirastır. İktisat Kongresi Lozan öncesinde planlandı. Mustafa Kemal Atatürk daha o aşamada yaşamın her alanında bağımsızlık kararını vermişti ve bunu İzmir'de ilan etti. Kongrenin asıl maksadının yeni Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını güvence altına almak olduğunu yine dünyaya şu cümlelerle duyurdu. Efendiler, görülüyor ki bu kadar kesin, yüksek ve başarılı bir askeri zaferden sonra dahi bizi sulhe kavuşmaktan alıkoyan neden doğrudan doğruya iktisadidir. Tarihimizi dolduran zaferler ve başarısızlıkların tümü ekonomik durumumuzla yakından ilgilidir. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılının temeli işte bu sözlerle atıldı. Aradan geçen bir asırlık sürenin ardından Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına bir yıl kalmışken bir kere daha iktisadi koşulların bağımsızlığın temeli olduğunu görüyor, anlıyor ve yaşıyoruz. Bağımsızlık derken yalnızca ülkemizin değil, aynı zamanda sivil toplumun, iş dünyasının, gazetecilerin, emekçilerin, tek tek her birimizin ve dahi düşüncelerimizin de bağımsızlığını kastediyor. Bağımsızlığı kaybeden toplumlarda ise yoksulluk derinleşiyor. Bu nedenle öncelikle İzmir'in ve ülkemizin refahını artırmak için bunun adil paylaşımını sağlamaya gayret etmek zorundayız. Bunun da yolu ortak akla, yani demokratik esaslara dayalı ekonominin ve bunun kalkınmasından geçiyor. İşte bu nedenle diyoruz ki bu yıl Milli Numune Sergisi'nin devamı niteliğinde olan İzmir Enternasyonel Fuarı'nı iktisadi bağımsızlığımızın yeni bir kilometre taşı olacak şekilde düzenleyeceğiz. 9 Eylül 2022'den itibaren 29 Ekim 2023'e kadar uzun bir ortak akıl yolculuğuna çıkacağız. İlk defa buradan müjdelemek istiyorum ki ikinci yüzyılın Cumhuriyet'in İzmir'in İktisat Kongresi'nin tam bir yıl sonra yine burada anlamına uygun bir biçimde düzenleyeceğiz. 99 yıl önce çiftçilerimiz, işçilerimiz, tüccarlarımız, sanayicilerimiz İzmir'de aynı çatı altında buluştu ve Türkiye için yeni bir istikamet belirledi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kongremizi tıpkı bir asır önceki gibi çiftçilerimizin, işçilerimizin, sanayicilerimizin ve ticaret dünyamızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Ortak akılla ekonomik bağımsızlığımızı yeniden inşa etmenin temellerini atmaya gayret edeceğiz. Ülkemizin geleceğine yön vermek isteyen tüm sivil toplum, özel sektör, kamu ve siyaset temsilcilerini 2023'te gerçekleşecek 2. yüzyılın İzmir İktisat Kongresi'ne katılmaya davet ediyorum. İleride medeni kanun gelecek, kadına çağdaşlaşma hareketi verilecek. Öğrencilerin ya da karşımdaki dinleyici grubu bunu mucizevi nitelikte, rastlantısal ya da tesadüfsel nitelikte anlamaya, algılamaya çalışan bir hazır grup. Bir İzmirli olarak, üç başkana ve Afrika'daki arkadaşlarım, kütüphaneler şube müdürlüğüne, Milli Bayramlar Komitesi'nde böyle bir etkinlikte bana da rol için çok teşekkür ediyorum. Anadolu'ya ya istiklal ya ölüm düşüncesiyle hareket ettiği zaman. Kerem hocamız Sayın Ahmet Mehmet Efendioğlu'ndan teşekkür takdimini gerçekleştirmektedir. Geldiğinizde bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Doktor Serdar Şahinkaya'ya değerli sunumları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımız Kürsüver'den kendilerine teşekkürlerini tartışmalılar ve değerli moderatörümüz, değerli avukatımız Sayın Ulvi Poğa'da teşekkürler. Sağolun efendim. Teşekkür ediyoruz. Thank you.